Arkadaşlar merhabalar. Denememizin soru çözümünü yapacağız. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdakilerin hangisinde bu dört temel unsurunda kullanıldığı bir benzetme vardır? Anlatımı güçlendirmek amacıyla aralarında ortak nitelik bulunan iki varlık ya da kavramdan zayıf olanın güçlü olana benzetilmesi sanatına benzetme denir. Bir benzetmede benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edatı olmak üzere dört temel unsur bulunur. Bakalım çocuklar, sen gittin kalem düşman kesildi, alnıma simsiyah mührü basıldı. Dikkat ederseniz burada en bariz olan benzetme edatı yoktur çocuklar. Gibi, kadar gibi benzetme edatı söz konusu değil. B şıkkına bakalım. Aynı şekilde aşk seriydim sana akan, gülleri ark eyledim. Her güzelde sana bakan tarafımı fark eyledim. Aynı şekilde benzetme edatı yok. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan yüzüne yürüdüm kumsalları. Aynı şekilde benzetme edatı yok. D şıkkında ay doğanırken üstünde bir ürkek ceylan gibi olacaksın derdime ilaç en güzel merhem gibi. Dikkat edin buradaki gibi nedir arkadaşlar? Benzetme edatıdır. Burada ceylan, dikkat edin burada bir kişiden bahsediyor. Buradaki insan benzeyendir. Zayıf olan unsurdur. Güçlü olan unsur ise ceylandır. Benzetme yönü ise ürkek olmasıdır. Buna göre cevabımızın D şıkkı olacaktır. 4 temel unsurda mevcuttur. İkinci soru. Yıllarca hep onu aradım ve sonunda hedefime ulaştım cümlesinin özellikle aşağıdakilerin hangisine doğru bir şekilde verilmiştir diyor. Ulaştım, dikkat edin arkadaşlar, kurallı bir cümledir. Yüklemimiz sonda. O zaman devrik gitti. Aynı şekilde aradım, yüklem ve bağlacıyla bağlanmış, yani bağlacı olan cümledir arkadaşlar. Bunu da sadece C şıkkında görüyoruz. Böylelikle cevabımız zaten çıkmış oldu. Olumlu bir cümle ve ulaşmak fiil cümlesidir. Cevabımız Ceyhan. Üçüncü soru. Bu parçada söz edilen durumu en iyi karşılayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Toplumda son zamanlarda gördüğüm yanlış bir anlayış var. İnsanların çoğu okulda okumakla kültür seviyesinin yükseleceğini, kişinin cahillikten kurtulacağını düşünüyor. Oysa bu durum bundan tamamen farklı. Bir noktaya kadar kişi okulda öğrendiklerine cahilliğinden kurtulabilir kabul ediyorum. Ancak kişiyi asıl kültürlü yapan şey sadece okul değildir. Kişinin yaşamı, yaşadıkları, aldığı aile terbiyesi kişinin kültürüne katkı sağlar. Zaten cehaletle öyle kuru bilgileri edinmek de giderilemez. İstediğiniz kadar okuyun, iyi insan olmadıkça, iyi aile eğitimi almadıkça asıl cehaletten kurtulamazsınız. Bilmek de iyidir cehaletten kurtulmak. İyi insan olması da cahil olmaz. Bakalım arkadaşlar atasözlerine. Okumak cahillik alır, eşeklik vaki kalır. Dikkat edin arkadaşlar, direkt zaten cevabı bize vermiş. Okumak cahillik alır, eşeklik ise baki kalır. Evet, kesinlikle atasözünü karşılayan yukarıdaki metindir. Dördüncü soru. Bu parçada yay açıda gösteren yerleri aşağıdakilerden hangisine verilen noktalama işareti sırasıyla getirilmelidir demiş. Bakalım çocuklar. Van Gölü ülkemizde bulunan en büyük göl. Dikkat edin burada Van Gölü virgül gelir arkadaşlar. Ülkemizde bulunan en büyük göl dediğimizde nokta. Bu gölün suyunda çok miktarlı sodyum karbonat, soda adı verilen kimyasal bir madde. Dikkat edin buradaki ara sözü olduğunu anlıyoruz. Bunu karbonatı açıkladığı için ne kullanabiliriz? 2 virgül ya da 2 kısa çizgi. 2 kısa çizgi ya da 2 virgülü kullanabilirsiniz. Bulunuyor dediğimizde daha sonra nokta artık büyük harfle başlamış. Bu nedenle gölde az sayıda canlı türü yaşayabiliyor dediğimizde aynı şekilde cümle bitti. Nokta. Sazangilerden olan inci kefali gölde yaşayan hayvanlardan biri dediğimiz arkadaşlar artık yine cümlemiz bitti, tamamlandı, nokta. Bunu karşılayan ifade de C şıkkında mevcuttur. Cevabımız Ceyhan. Beşinci soru. Aşağıdaki hangisi altıncı sözcüğün anlam özelliği yanlış verilmiştir? Dizleri damarı tutunca kimse onunla baş edemez dediğimizde dikkat edin burada damar sözcüğü gerçek anlamda kullanılmamıştır. Dizleri damarından bahsediyor. Mecaz anlamlı, doğrudur. Bilal Bey okulumuzda en kral öğretmendir. Dikkat edin burada kral sözcüğü gerçek anlamda kullanılmamıştır arkadaşlar. Mecaz anlamlıdır. Burada iyi bir öğretmen, mükemmel bir öğretmen olduğundan bahsediyor. O yüzden mecaz anlamı olacak. Yanlış verilmiş. Derste anlatılan hece ölçüsünü bir türlü anlayamadım dediğinde hece ölçüsü Türkçenin bir terimidir. Doğrudur arkadaşlar. Böyle sıcak havalarda dediğinde sıcak. Dikkat edin burada havanın sıcak olmasından bahsettiği için gerçek anlamlıdır. Buna göre cevabımız Balıkesir olacaktır. Altıncı soru. Çalmak sözcüğü aşağıdaki cümlenin hangisinde benzemek, andırmak anlamında kullanılmıştır? Mesela anneme çalıyorum dediğimde anneme benziyorum anlamındadır değil mi? Fevkalade zekidir, iyi dans eder, piyano çalar. Piyano çalmak, müzik aleti çalmak anlamında kullanılmış. Hafif hafif ıslıklar çalan, ıslık çalmak.
Kırmızıya çalan, yani kırmızıya benzeyen demek istiyor arkadaşlar. Zaten bizden de bunu istemiş. Benzeyen, andıran ifadesi. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdaki metinlerin hangisi konusu uzaydan alan bir metinden alınmış olamaz demiş. Bakalım, A şıkkında gök cisimden gelen ışık dünyanın atmosferinden geçerek gözlerimize ulaşır. Bu nedenle havanın kirli ya da temiz olması gökyüzü gözlem için çok önemlidir. Hava kirli ise gökyüzünde daha az yıldız görürsünüz. Evet, uzay konulu. B şıkkında Jüpiter'den, gezegenli krallardan bahsetmiş. Güneş sisteminden bahsetmiş. Evet arkadaşlar, uzay konulu. C şıkkında kayan yıldızlardan bahsediyor. Atmosfere çok hızlı girer ve yanar demiş. Uzay konulu. Ama D şıkkında yer çekimi başrol oyuncusu Sandra Bullock olan bir uzay filmi. Filmde uzay yürüyüşü sırasında uzay boşluğunda kalan iki bilim insanının başından geçenler etkileyici bir şekilde anlatılmaktadır. Dikkat edin, burada filmden bahsettiği için D şıkkı olamaz arkadaşlar. 8. soru. Böyle diyen birinin aşağıdakilerin hangisini söylemesi beklenmez. Yazarın kitapları kısa olduğu için çok tutuluyormuş. İlk bakışta bu fikir çok da mantıksız görünmüyor. Fakat ne kadar kısa olursa olsun, beğenmedikten sonra değil, bir kitap bir sayfa bile okunmuyor. O yüzden bu düşünceyi bu ülke için mesnetsiz olması da yine de haksız buluyorum. Yazarın çok okunuyor olmasının nedeni ustalığından başka bir şey değildir. Kitap güzel olmasa da kısa olması yeterli. Dikkat edin arkadaşlar, burada kısalığın bir unsur olmadığından bahsetmiş. Kısa olmayan, zaten kısa olsa bile ilk sayfayı bile okuyamaz değil mi arkadaşlar, beğenmese. Dikkat edin, güzel kitap, kitap güzel olması da kısa olması yeterlidir. Bu ifadeyi söylemesi beklenemez. O yüzden cevabımız Adana olacaktır. 9. soru. Bu parçadan hareketle Çavdar Tarlası'nda çocuklar ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? 1919 yılında New York'ta dünyaya geldi. 1951 yılında Yaşlı'da Çavdar Tarlası'nda Çocuklar adlı kitabı basılmıştı. Kitap başta eleştirmenler tarafından tutulması da okuyucunun ilgisini çekmişti. Asi ve sorunlu bir genç olan Holden, ağzından yazılmış kitap bazı ülkelerde içeride argo dolu yüzünden yasaklanmıştı. Hiçbir zaman doğrulanması da Salinger'in bakış açısının kitaptaki karakterle benzeştiği söylenemez. Salinger bu kitabının tanınmasında daha sonra çok az sayıda eser vermiştir. Bakalım çocuklar, Salinger'in ilk eseridir. İlk eser olduğundan bahsediyor mu? Hiçbir şekilde ilk eser olduğundan bahsetmiyor çocuklar. Çavdar Tarlası'nda çocukların ilk eser olduğunu söyleyemiyoruz. Yazdığı en başarılı eserdir. Evet, başarılı olduğunu söylemişti zaten, belirtmişti bize. Bazı ülkelerde yasaklı kitap haline gelmiştir. Evet, yasaklı kitap olmasından bahsediyor. Bu eserinden sonra çok az yazmıştır. Evet, çok az yazdığından da bahsediyor. Bu yüzden cevabımız Adana olacak. İlk eser olduğuna değinmiyor arkadaşlar. 10. soru. Bu parça aşağıdaki soruların hangisine verilmiş bir cevap olabilir? Masal konusunda aslında çok kaynak var. 16. yüzyıldan beri masallar hep kitaplaştırıldı. Tabi her masal modern insanın ilgisini çekmeyebiliyor. Kitabı hazırlarken binlerce masalın arasında günümüz dünyasından bize rehber ve yoldaş olacak 54 tanesini seçmek ilk işimiz oldu. Masalların unutulmamasını istiyorsak onların hayatımıza yer açmalıyız. İyi ki çocukları uyutmak için onları masal anlatıyoruz. Bu da bu sayede masallar unutulmuyor. Bakalım çocuklar, masal araştırmada önümüze ne gibi zorluklar çıkıyor? Zorluklardan bahsetmiyor. Çocukları uyuturken onlara masal anlatmak niçin gerekli? Modern insanın ilgisini çeken masal hangi özellikleri taşıyor? Bu masal kitabının hazırlama sürecinde nasıl bir yol izlediniz? Dikkat edin arkadaşlar, burada genel anlamda bahsettiği unsur nasıl bir yol izlediği. Onları hayatımızda yer açmalıyız. İyi ki çocukları uyutmak için onlara masal anlatıyoruz. Ve bu sayede masallar unutulmuyor. Kitabı hazırlarken binlerce masanın arasında günümüz dünyasından bize rehber ve yoldaş olacak 54 tanesini seçmek ilk işimiz oldu. Zaten ifadesi bizi D seçeneğine götürüyor arkadaşlar. 11. soru. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisine başvurulmuştur? Seneca hayat süresinin kısa olmadığı iddia eder. Asıl mesele zamanın boşa geçilmesidir. Hayat yeterince uzundur. Önemli olan vaktin iyi ve verimli şekilde değerlendirilmesidir. Ama hayatın bir gayesi yoksa ister istemez gereksiz boş işlerle doldurulur ki bu da vaktin geçişini fark etmeyi engeller. Seneca düşüncelerini şöyle sonlandırır. Bize verilen yaşam kısa değildir. Tersine biz onu kısaltırız. Uzun bir yaşamdan yoksun değiliz. Tersine yaşamı boşa harcıyoruz. Dikkat ederseniz çocuklar, burada hayata dair bir açıklama söz konusu ve okuru ikna etmeye çalışıyor. Bir tartışma havasında yazıldığını söyleyebiliriz. Buna göre cevabımız Balıkesir olacaktır. 12. soru. Bu metinde kullanılan anlatım tekniğiyle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?
Kabak ağacının altında iki tabure duruyordu. Taburenin yanında eski püskü boyası dökülmüş, çivileri çıkmış bir masa. Masanın üstünde günlerdir dokunulmadığı belli olan iki bardakta bir sürahi vardı. Dün gece yağan yağmur bardakları yarı yarıya doldurmuştu. Mevsimin bir neticesi olarak sapsarı yapraklar masanın etrafına halı gibi serilmiş, yaprakların arasında görünen çimenler pastel yeşiline dönmüştü. Tembel bir kedi taburenin üstünde uzanıyordu. Bakalım çocuklar, metinde yer ve zaman olayları bakımından anlatım yapılmıştır. Hayır, yer ve zaman, olay. Evet, bir olay var. Tartışmalı bir konu hakkında fikirler. Evet, bir fikir yazısı değildir. Bir konu eline boyuna açıklama olduğunu söyleyemeyiz. Bir manzara, tablo misal okurun gözünde canlandırmış. Dikkat edin arkadaşlar, ben okurken eminim ki gözünüzde canlanmıştır. Betimleme unsuru hakimdir. Burada resim çiziyormuş gibi anlatma söz konusudur. Bu yüzden cevabımız Denizli olacaktır. 13. soru. Bu metne göre yazar kendisi sorulan sorulara niçin farklı cevaplar vermektedir? Herkes bana şimdiye kadar neden yazmadın, kendini niye sakladın diye soruyor. Bunları dinledikçe sanki edebi açıdan bulunmaz bir yeteneğim varmış da bunu kullanmayarak edebiyatımıza büyük zarar vermişim gibi bir duyguya kapılıyorum. Yazmaya geç başladığım için sürekli sitem edenlerin gözünde edebiyat zararlısı olarak görünmeye alıştım. Şimdi bu sorulara daha rahat cevap verebiliyorum. Cevaplarım da adamına göre değişiyor. Okumayı biliyordum ama yazmayı yeni söktüm. Kağıt bulamıyordum. Sürekli elektriklerimiz kesiliyordu. Aklıma konu gelmiyordu. Gazetenin diğer yazarlarından korkuyordum. Bakalım çocuklar. Yazarın kendi herkesten gizlemek istemesinden, yazarın sanıldığı kadar başarılı olduğunu düşünmesinden, diğer insana çok fazla beklentiye girmemesini istemesinden, soran kişinin yazara suçluyuz davranışlarında bulunmamasından. Dikkat ederseniz genel anlamda bu yazarımız diğer kişilerin suçlayıcı ifadelerinden rahatsızlığını dile getirmiş. Soran kişinin yazara suçlayıcı davranışlarda bulunmamasından olması gerekiyor. Cevabımız Denizli arkadaşlar. 14. soru. Numaralanmış cümlenin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakalım arkadaşlar. Geleneksel Türk tiyatrosu yazılı bir metne dayanmaz. Geleneksel Türk tiyatrosu yazılı bir metne dayanmaz dediğimizde çocuklar dikkat ederseniz tiyatronun büyük yazılması için herhangi bir sebep yoktur. Tiyatronun tesisi küçük olacak. Böylelikle de yanlışı bulmuş olduk. Cevabımız A şıkkıdır. 15. soru. Parçada yer açta gösteren yerlerden hangisine virgül getirilemez demiş çocuklar. Bakalım. Sağlığında UNESCO tarafından direkt zaten şuradaki sayılara bakabiliriz. Muharrem Ertaş, evet virgül getirebiliriz, sıkıntı yok. 8 yaşına kadar doğduğu köy olan Kırtıllar Köyü'nde yaşamış. Sonrasında ailesiyle birlikte İbikli Köyü'ne yerleşmiş, virgül gelir. Yozgat'ın Yeniköy ilçesine yerleşmiştir. Ertaş aynı şekilde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için virgül kullanabilirsiniz. Ertaş olduğunu söyler, bu durumu şöyle ifade eder dediğimizde dikkat edin açıklama yapacak. O yüzden burada virgül kullanamazsınız çocuklar. D şıkkına virgül gelmez. 16. soru. Bu metne hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Asla geleceğe sahip olmamış olduğum günlerden birindeyim. Karşında yalnızca bir sıkıntı duvarıyla kuşatılmış, taş kesilmiş bir şimdi var. Irmağın karşı kıyısı karşıda bulunduğuna göre asla bu taraftaki bir kıyı değil. Çektiğim tüm acının tek nedeni bu. Nice limanlara yanaşacak gemiler var elbette ama hiçbir hayatın ızdırap vermez olduğu limana varmayacak. Her şeyi unutabileceğiniz bir rıhtım da yok. Üstünden çok zaman geçti bunların ama beni hüznüm hepsinden eski. Bakalım çocuklar dikkat edin burada genel anlamda bir karamsarlık söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız A şıkkı olacaktır. 17. soru. Bu parçada bahsi geçen eserin hangi yönünden şikayet edilmektedir? İşin bu tarafı okuyucuyu rahatsız ediyor. Zira yazarın başta söyledikleri kitabın sonunda değişiyor. Tuhaf geliyor böyle olunca okuduklarınız. Dikkat edin burada başta söylediklerinin sonunda değişmesi tutarsızlık göstergesidir arkadaşlar. Buna göre cevabımız C şıkkı olacaktır. 18. soru. Verilen bilgilerden hareketle metin Oktay ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılır demiş. Bakalım çocuklar. Yurt dışına transfer olan ilk Türk futbolcu Metin Okyar'dır. Bakalım. Futbolcu kariyerini sonlandıktan hemen sonra bahsetmiyor buradan. Bahsediyor. Hemen bulalım yerini. Dikkat ederseniz arkadaşlar buralarda hiç öyle bir ifade yok. İlk Türk futbolcu olduğunu söyleyemiyoruz. Bu ifadeye ulaşılamaz. Türkiye'de bir sezonda en çok gol atan oyuncudur. En çok gol atan oyuncu olduğundan da bahsetmiyor.
Türk futbol tarihinin ve Galatasaray'ın en çok gol atan oyuncular arasındadır. Bu ifadeydi. Bakalım arkadaşlar. Futbol kariyerine 1952 yılında İzmir'e yerel takımların Damlaspor'la başladı. Buradaki tek sonunu da İzmir Profesyonel Ligi Şampiyonası'nda gol krallığı yaşadı. Tam olarak şurada görebiliriz çocuklar. Galatasaray formasıyla toplamda 324 lig maçına çıkan Oktay, attığı 294 golle hem Galatasaray hem de Türk futbolunun en çok gol atan oyuncular arasına girdi. Ulaşılabilen olanı bulduk çocuklar. Cevabımız Ceyhan olacaktır. 19. soru. Sinem diğer kuşaktakilere göre olup bitenleri daha hızlı kavramaktadır. Ders çalışırken arkadaşıyla sosyal medya üzerinden yazışabilmektedir. Yapmak istediklerinin olmaması durumunda çok önemli değil diyerek umursamamaktadır. Teknoloji arası iyidir. Burada bize bu bilgilere göre Sinem hangi kuşağa ait kişidir demiş arkadaşlar. Bakalım. X kuşağı teknolojinin tam gelişmediği yıllara doğan kuşaktır. Dikkat edin, teknolojiye hakim olduğunu söylüyor bize. O zaman X kuşağı olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Böylelikle A şıkkını elemiş olduk. Y kuşağı teknolojiye çocukluğu yıllarında tanışan kuşaktır. Kuralları uzun süreli çalışmayı sevmezler. Sabırsızlar. İstedikleri gibi para harcamak için çalışırlar. Hem yüzde hem de sanal arkadaşlıkla kurabilirler. Dikkat edin, burada da aynı şekilde biz Y kuşağı olduğunda söyleyemeyiz çocuklar. Çünkü teknolojinin başlangıç zamanından bahsediyor. Z kuşağı teknolojiye doğmuşlardır. Sosyal ortamları sanaldır. Zeka seviyeleri yüksektir. Aynı anda birden fazla iş yapabilirler. Hızları ve kararsızlıkları yoktur. Dikkat edin, o zaman Sinem kesinlikle Z kuşağında olabilir. Altı kuşağı ise işaret parmaklarının kalem olduğunu sanan kuşak olarak adlandırılıyor. Diğer tüm kuşaklarda bağımsızdırlar. Yazmak ve okumaktan çok eğlenmeye ve konuşmaya meyledirler. Hafızasını kullanmak yerine internetleri kullanırlar. Yanlışların tek tuşla düzelebileceğine sanırlar. Dikkat edin, bununla ilgili bir ifade çok fazla yok. Sinem'in Z kuşağında olduğunu söyleyebiliriz. 20. soru. Bir bekleme salonunda sıra bekleyen Ali, Burak, Cihan ve Demet adlı 4 arkadaş vakit geçmişinin dot defterlerine karalama yapmışlardır. Ali düzgün oklar, Burak rastgele çizgiler, Cihan çiçek ve Demet çiçek, Demet yıldız çizmiş. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde bu 4 arkadaşın yansıtmak istediği duygular doğru verilmiştir. Şimdi bunların rastgele çizgiler olduğundan bahsediyor. Yukarı aşağı, sağa sola, iç içe veya karışık çizgiler dolaylı düşünme eğilimi içerisinde olmanın ve kısmen de olsa rahatsızlık duymanın bir göstergesidir. Yıldızlar küçüklü büyüklü çizilen yıldızlar umut, iyimser ve olumlu beklentiler içerisinde olmanın bir göstergesidir. Çiçekler, çiçek figürleri doğaya karşı duyulan özlem veya doğallığı sembolize etmektedir. Oklar uzun kısa eğri büğrü çizilen oklar motivasyon ve kararlılık habercisidir. Dik ve düzgün bir ok hedefe gösteren önemi, desenli bir ok ise arzulara belirtir. Bakalım çocuklar, şimdi ben neyi biliyorum? Ali'nin düzgün oklar çizdiğini biliyorum. Burak'ın rastgele çizgiler çizdiğini biliyorum. Burak, isterseniz yazalım Ali'ye. Cihan'ın çiçek çizdiğini biliyorum. Cihan, Demet'in de yıldız çizdiğini biliyoruz. Hangi duyguları yansıtıyor? Hemen bakalım. Burada Ali'nin oklar çizmesi ne diyor arkadaşlar? Burada dik ve düzgün bir ok hedefe gösteren önemi, desenli bir ok ise arzuları belirtir. Düz ok çizdiğini görüyor. Kararlı bir kişidir. O zaman Ali'nin iyimser ya da rahatsız olduğunu söyleyemeyiz. Kararlı bir kişi olduğunu söyleyebiliriz. Geldik Burak'a. Burak ne çiziyordu? Rastgele çizgiler çiziyordu. Burak rastgele çizgiler ile neyden bahsediyor aslında? Rahatsızlık duymaktan bahsediyor. O zaman rahatsızlık. Cevap her türlü çıkmış oluyor. Cihan çiçekler ile doğallığı sembolize ediyor. Demet ise yıldızlar ile iyimserliği sembolize ediyor demektir. Buna göre cevabımız Deniz'de olacaktır. Arkadaşlar son sorumuzdu. Buradaki çözümümüz bitmiştir. Bir dahaki çözümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.